gerçek hayatta insanın yüzüne söylenemeyecek o kadar çok şey söyleniyor ki orada. Mutluluktan havaya uçuyorum evde. Her oyun kendi ideolojisiyle geliyor ve insana bir şekilde etki ediyor. Linç altına etkisi olduğunu çok düşünmüyorum. Bu arada ben çok fazla da oyun oynayan bir insanım. Artık sokak oyunu yok. Dijital oyunlar var. Üstelik sadece çocuklar değil, herkes oynuyor. Farklı tasarımlı profesyonel oyunlardan mobil oyunlara. Neredeyse her alanda, her konuda oyun var. Bence video oyunları yapıları gereği hem sinemayı, hem müziği, hem de edebiyatı kendi içerisine barındırabildiği için bu karmaşık yapısıyla çok farklı bir noktada. Savaş, araba, yemek tarifi, ev onarma, bahçe bakımı. Sektör büyüyor. Bizim de harcadığımız vakit artıyor. Günde en az 58 dakika oyuna gidiyor. Abicim bak koşsanıza, ben size kaç kere dedim onu o tarafa değil de diğer tarafa alın diye. Koşun. Niye koşmuyor? Oynayanlar halinden memnun. Sabahtan akşama kadar yani sürekli telefonla oynuyorum uyanık olduğum sürece. Peki ya uzmanlar ne diyor? Damdan dama atlıyor veya 5. kattan atlıyor, 10. kattan atlıyor, hiçbir şey olmuyor. Böyleyken tamam diyor, ben de atlarsam hiçbir şey olmaz. Oyunlar gerçekten bizi olumsuz etkiliyor mu? Türkiye'de oyun sektörü ne durumda? Sistem Dijital Oyunlar başlıyor. Genel fikirlere bakacak olursak ve oyun dünyasının geldiği noktaya bakacak olursak, özellikle altyapı, kullanılan araçlar ve kullanılan bütçeler geçtiğimiz 10 yılda hatta 15 yılda inanılmaz boyutlara yükselmiş durumda. Burada oyuncuların yönelimlerini de değerlendirdiğimizde özellikle 2010 ile 2020 arasında online oyunculuğun ve kolay ulaşılabilen oyunların başarısını göz ardı etmememiz gerekiyor. Dünya genelinde günlük ortalama 1 saat 10 dakika oyun oynanıyor. Türkiye'de son 10 yılda bu sektördeki yerli girişimlere 426 milyon lira destek verildi. Türkiye oyun sektöründen kazanç sağlama açısından dünya genelinde 16. sırada. Global oyun piyasasında ise kilit ülkelerden. Mobil oyunlar ve akıllı telefonlarla dönüm noktası haline gelindi. Mobil oyunları baz aldığımızda bence Türkiye'deki oyun sektörü muazzam bir seviyede. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından bazılarını ülkemizdeki stüdyolar geliştirdi. Türk oyun şirketi Peak, 1,8 milyar dolara ABD merkezi Zynga'ya 1 Haziran 2020'de satıldı. Türkiye'den ilk kez bir teknoloji girişimi 1 milyar doların üzerinde bir rakamla satılmış oldu. En çok rekabetçi oyunlar tercih ediliyor. Akıllı telefondan oyun oynama oranı %69, bilgisayardan %41, oyun konsolundan %25, tablettense %21. Erkekler daha çok online oyun oynuyorlar, kızlar da daha çok online müzik tarafında dinliyorlar. Türkiye ortalaması 14,5 saat, 7,5 saat internet, 3 saat televizyon, 3 saat sosyal medya ve 1 saat oyun ya ve dijital oyun ve müzik olmak üzere 14,5 saatlik bir kullanım söz konusu. 2020 yılında yaşadığımız ve halen devam etmekte olan pandemi video oyun geliştirme süreçlerini de etkiledi. Birçok insan artık evlerinden oyunlarını geliştiriyor ve 400-500 kişilik grupların evlerinde çalışmasını koordine edebilmek için çok iyi internet altyapıları lazım. Dijital dünya çok nitelikli, faydalı işlere vesile olmaktayken aynı zamanda da tehlikeli ve problemli alanlara da insanları yöneltmekte. Bu yüzden özellikle yeterli şekilde güvenlik zemini oluşmamış, sistemi olmayan, güvenilirliği olmayan hiçbir siteye girip oyun oynanmamalı. Şiddet içerikli oyunlar yine çok yaygın dünyada. Birçok oyunun içerisinde bu şiddet var ve artık şiddet had safhaya doğru gelmiş durumda. Bunun yanında sadece şiddet içerik değil tabii ki. Bir sürü algı yönetimi yapılıyor. Mavi bende oyun değildir. Talimatlı ölüm listesidir. 50 talimat vardır. 50. talimat kendini intihar etme talimatıdır. Mavi balina yine can aldı. 11 yaşındaki çocuk kendini astı. Bir diğer çocuksa uçurumun kenarında canına kıyacağı sırada kurtarıldı. Oyunlarda bir şey çıkıyor, öldürüyor, tekrar diriliyor. Öldürüyor, tekrar diriliyor. Aa, çocuk şöyle düşünüyor diyor. Tamam, demek ki ben birini öldürürsem o geri dirilecek. Onun için mesela kardeşine vuruyor diyor, nasılsa ölse bile geri dirilecek. Tehlikeli talimatlar dediğimiz sıralı şekilde çocuklara yaptırılacak ekstrem denemeler ve sonrası ne yazık ki üzüntü verici durumlar ortaya çıkabilir. Ve siber zorbalık, çocukların oyunlarda oynarken tanımadığı kişilerle beraber diyalog kurması,
ve bunun beraberinde onlara dönük yapılan her türlü zorbalığı ifade eder. Bu arada tanımadığı kişilerle online görüşme yapmanın tehlikeleri çocuklara da aktarılmalı. Hatta böyle müstehcen oyunlar, oyun sektörü, oyun piyasası dünyada çok ilginç bir yere doğru gidiyor. Oyun oynadığı zaman beyindeki dopamin merkezi yanıyor ve kalkıp yemeğini dahi yiyemiyor. Bilinçaltımızı etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü ben oraya eğlenmek için giriyorum. Fikirlerimi değiştirmesi için girmiyorum aslında. Yani fikirlerini de değiştirecek kadar iyi bir mecra olduğunu zannetmiyorum bilinçaltımızı değiştirecek kadar. Mesela oyunlarda ne var? Birine vuruyor, puan alıyor. Birine vuruyor, puan alıyor. Aslında küçüklükten itibaren ödül ceza sistemini o oyunlar içerisine yerleştirmiş oluyoruz. Sonrasında ne oluyor? Tabii ki artık anlık ödüller olduğu için ve o dopamin, serotonin dediğimiz hormonları yükselttiği için çocuk bunların devamını istiyor. Büyüyünce bu nasıl bir forma dönüşüyor? Ergenlik döneminde geldiğinde mesela Instagram'dan aldığı her beğeni bir ödül, alamadığı her beğeni bir ceza olarak görülebiliyor. Tıpkı oyunda olduğu gibi. İnsanların düşündüğü kadar kötü etkileri olmuyor. Hatta deşarj etme konusunda bayağı etkili oluyor. Tabii ki oynayacaklar. Oyun çağı tabii ki önemli bir çağ. Her oyun kendi ideolojisiyle geliyor ve insana bir şekilde etki ediyor. Bu etkileri en aza indirmek ve zararlı oyunlardan kurtulmak lazım. Yani o insanın bence IQ düzeyine bağlı bir şey. Yani ben ufakken savaş oyunu oynuyordum. Şimdi yani savaş çığırtkanlığı yapacak bir insan değilim. Türkiye oyun sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor. Pazar büyüyor. Orta Doğu'nun lideri konumunda. Ancak bağımlı olunmasıyla okul ve iş yaşamından bazı aksaklıklar ortaya çıkabiliyor. Uzmanlara göre dengeli bir şekilde oyun oynamak düşünme becerilerini geliştirmede faydalı. Sistemin bu bölümünde dijital oyunları ele aldık. Yeni sistem bölümleriyle karşınızda olacağız. GZT'yi takipte kalın.